Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Türk milletinin medeniyet yürüyüşünün lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete ithalinin 83. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak demek, geçmişten geleceğe, Türk tarihini temel dönüm noktalarıyla iyi analiz edebilmek demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şanlı Türk tarihinin en müstesna kesitlerinden biri olan Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanlığını üstlenmiş ve Türk milletini bağımsızlık ülküsü etrafında birleştirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yüksek askeri tecrübesi, engin siyaset ve devlet adamlığı, ilke ve dünya meselelerine derin ve öngörülü bakışıyla Türk tarihinin 19. yüzyılını 20. yüzyıla ve geleceğe bağlamıştır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta vatan sahtına yayılmış, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Cumhuriyet'in temel taşları döşenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yabancı devletlerden himaye, yardım ve ihsan dilenen mandacı zihniyeti reddeden, Türk milletini ateşle imtihan etmek isteyen teslimiyet belgelerini yırtıp atan iradenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal, Türk milletinin bağımsızlık karakterinin bir ve beraber yaşama arzusunun vücut bulmuş halidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Oğuz Kağan'ın kılıcı, Sultan Alparslan'ın yemini, Fatih Sultan Mehmet'in fetih sancağının muhafızı ve müdafiidir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin eseri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Bizler, Türk milletinin her bir ferdi olarak devletimizin dirliği, milletimizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrosunu rahmet ve minnetle anıyoruz. Sayın Başkan, 8 Kasım 2021 Karabağ'ın Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtuluşuyla taşlanan Zafer Günü'nün birinci yıl dönümüdür. Ermenistan 27 Eylül 2000 açalım lütfen. Türk yurdu Karabağ'a yönelik saldırılar başlatmış, çocuk, yaşlı, kadın demeden çok sayıda sivil vatandaşı katletmiştir. 44 gün süren mücadelede 5 şehir, 4 kasaba, 286 köy Ermenistan işgalinden kurtarılmıştır. İşgal altındaki topraklarını kazanmak için meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan, 9 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriyle zaferini diplomatik yollarla perçinlemiştir. Karabağ zaferini kazanımları güvence altına alınmalı, bütün süreç titizlikle takip edilmelidir. Ermenistan, üçlü bildiride taahhüt edilen Zengezur koridorunun açılması konusunda üzerine düşeni yapmalıdır. Zengezur'un açılmasıyla Türkiye-Azerbaycan ilişkileri kökleşecek, Türk devletleri arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler perçinlenecektir. Ayrıca bölge barışına da açalım. Türkiye bu süreçte bütün imkanlarıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olmuş ve olmaya devam edecektir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Zafer Günü ve 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sayın Başkan, 8 Kasım 2021 Serap Eser kardeşimizin, kızımızın şehadetinin 12. yıl dönümüdür. Serap Eser, 8 Kasım 2009'da İstanbul Küçükçekmece'de PKK'lı alçak teröristlerin belediye otobüsünü ateşe vermesi sonunda şehit edilmiştir. Henüz 17 yaşında olan Serap başarılı bir lise öğrencisiydi ve idealleri vardı. Serap'ı, Fırat Yılmaz'ı, Yasin Börü'yü, Eren Bülbül'ü, Aybüke, Neşe ve Necmettin öğretmeni, 9 Kasım 2010'da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde şehit edilen ülkücü öğrenci. Tamamlayalım lütfen. Açalım. Hasan Şimşek'i ve terör saldırılarında hayatını kaybeden hiçbir şehidimizi unutmadık ve daima
hatıralarımızda yaşatacağız. Son terörist yok edilene kadar terörle ve teröriste çanak tutanlarla mücadelemiz devam edecektir. Bu vesileyle 9 Kasım 2021'de Şırnak'ta başlatılan Eren Kış Bir Besler Dereler operasyonuna katılan kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle alıyorum. Sayın Başkan, bugün aynı zamanda Mardin Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türk'ün şehadetinin de 5. yıl dönümü. Deriklilerin sevgisini ve saygısını kazanmış çalışkan bir devlet adamı olan Muhammed Fatih Safi Türk, 10 Kasım 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit edilmiştir. Başta Muhammed Fatih Safi Türk olmak üzere. Evet, tamamlıyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerine tazimlerimizi sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biz teşekkür ederiz.